size. Kandili mübarek olsun diye. Bizler arkadaşlarla beraber yeni seçilen başkan yönetimden de hayırlı olsun ziyareti yapıyoruz. Sizin gerçi kongre daha yeni yaptınız. Soma'ya bugün başladık. 40 ağaç, Akisar, Gönbarmalı içeriden bugün bir yönetimden bir başkanlarını ziyaret edelim. Bu vesileyle hem yeni yönetimle tanışalım. Hem bir hayatı soya. Hem önümüzdeki süreci bir değerlendirelim istedik. İşin dolayısıyla. Burada kongre yeni bitti, yeni bir yönetim. İnşallah önümüzde mali 30 Mart süreci, 10 Ağustos süreçleri çok şükür de kazasız belasız atlattık. 40 ağaç önemli bir başarı imza attı. Ama Haziran ayında yapılacak olan seçim, bunu tamamlayan bir seçim olacak. Yine 40 ağaçın üstü performansını inşallah bekliyoruz. 2015 seçimlerinde. Yatağı yorganı partiye seçeceğiz başkanım. Başka çaresi yok. Yani burada oyumuz yüksek, eyvallah ama ne kadar daha fazla yüksek olursa o kadar da Manisa'nın ortalamasını bekleyelim. önümüzdeki bu kritik seçimi de inşallah atlattığımız zaman da 2019'a kadar zaten seçimde görünmüyor. Hep beraber güzel hizmetler yaparız diye düşünüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Öncelikle olsun söylemek lazım. Önümüzdeki süreçle alakalı malum olduğu üzere ellerinden gelen o 30 Mart seçimleri ve 10 Ağustos seçimlerinde yapılanlar şiddeti artırarak yaptırılacak. Yine kara propaganda, ikili propagandalar yapacaklar. Hükümetimizi zafiyete uğratmak için. İşte hepiniz görüyorsunuz yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun sözünü ona aralarında problem varmış gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Araya nifak sokmaya çalışıyorlar. Ama Allah'ın izniyle bu olmayacak. Onlar zannediyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'na bir menfaat karşılığında beraber hareket ettiğini zannediyorlar. Halbuki Recep Tayyip Erdoğan'la Ahmet Davutoğlu bir dava arkadaşı. Ama bu tip şeyler yapacaklar. Bu tip sıkıntıları peylahlamaya çalışacaklar. Ama nifak dedikoduya müsaade etmeyin. Yerelde de herkese yeni bir yönetimiz. Hepimizin eksiği hatası olacaktır. Ama biz Müslümana yakışır ferasetli hareket edelim. Hani diyor ya Müslüman diyecek miyormuş? Birbirinin Müslüman kardeşinin hatasını, eksiğini örter. Bizler de böyle yapmamız lazım. Eksiğimiz, hatamız elbette iyi olacaktır. Önemli olan art niyetli olmaktır. Ama eksik hata olduğu zaman da birbirimizin eksiğini, hatalarını güzel bir şekilde örtelim, güzel bir şekilde kapatalım. Burada bir belediyemiz var, bizim için çok önemli. Belediye başkanımız var, meclis üyelerimiz var. Onlarla el ele, kol kola vererek inşallah çalışmalar devam etsin. Buradaki belediye meclis üyelerimize de, belediye başkanımızla istişare ederek başkanım, şey yapalım, mahalleleri bölüştürün. Belediye meclis üyelerini, köyleri, mahalleleri, her taraf mahalle. Onlar da belediyecilik açısından bölüşsünler. 6 köy, 10 köy bir meclis üyesine gibi. O insanlarımıza da oradaki vatandaşlarımızdan hizmet bekleyenlere de yardımcı olalım inşallah. Tekrar ben hem 40 ağaça hem Manisa'mıza hayırlı olsun yönetimimiz. Başarılar ve muvaffakiyetler diliyoruz. Önümüz kolay bir süreç diye alayımız yardımcısı olsun. Tabii Sayın Başkan bu bölgemizde olan her zaman olan bir olay değil. Bir yolun her yaşı. Hiç kimse hazırlıklı değildi. Hayvanlar konusunda küçükbaş ve büyükbaşlarla 200 civarı hayvan telef oldu maalesef. Bir arkadaşımızın tanısını belki Beyaz Bey'in burada bir tavuk çiftliği vardı. Bir mühendimizde 3 bölümden oluşan tavuk yönesi komple çöktü. 70 bin tane tavuk maalesef telef oldu. Yani bir tür sıkıntılar var. Bir an önce aşılmasını diliyoruz. Tabii yönetimimiz bildiğiniz gibi önceki yönetim kurulumuzda yine kongreyle seçilmiştik. Yine kongreyle devam ediyoruz. 13 tane arkadaşımız önceki yönetim kurulundan gelen arkadaşlarımızdan, 7 tane arkadaşımız da yeni olarak aramıza katıldılar. Ben de tabii öncelikle onların katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Onlara da ve hepimize de hayırlı görevler diliyorum. Size de bu nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olasınız, ayağınıza sağlık. 40 Ağaç Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nden emekliyim. Bütün arkadaşlarımın da kandili mübarek olsun, cuması mübarek olsun. Yönetime yeni girmiş bulunuyor. Hayırlısı olsun. Allah razı olsun. Mehmet Dekşener,
emekli esnaf. Yani 2004'ten bu yana AK Parti'de neler yapıyorum. Sağ ol. Yani ben Osman Gezgi, emekli PTT müdürüyüm. Fazilet döneminden bir parti içerisindeyim. Hatta Refah'ta da son 3 ay kapanmadan önce görev almıştım. Arkadaşlarımla beraber de. İki dönemde de yönetim kurulu üyesiyim. İlçe sekreteri olarak görev yapıyorum. Bu dönem ayrılmayı düşünüyorduk. Başkanımızın teveccühüyle tekrar görev dediler. Görevden kaçış yok. İnşallah hep beraber hizmet edeceğiz. Partimizi dimdik ayakta durması için elimizden gelen her türlü çabayı harcayacağız. Yaşımız 71 olmasına rağmen yola devam diyoruz. İstanbul'da bir kere kullanacaksın. Son belediyesi yanılmıyorsam. Balıkesir Belediyesi. Kumanya'da attığımız simit kullanmış. Peynir koymuş, su koymuş da. Bu